11. şu an 9. mesele. Amener Resulü'nün tefsiri yapılmış. bunu öğreneceğiz. Bu dersin başlıkları şunlar. Üst Hazretleri bu 11. şu aya meyve risalesi demiş. Neden yani? Mesela sebze dememiş, turunçgiller dememiş, baklagiller dememiş de Meyveli sarısı demiş bu 11 tane hakikate. Neden yani? Bir noktayı nazarımıza bunu öğreneceğiz yani. İki, bu dokuzuncu meselede şurayı okuyayım, ondan sonra bu ikiyi yazayım. Bismillahirrahmanirrahim Amener Resulü bima unzile ileyhimir rabbihi vel mü'minun küllün amene billâhi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulih La nuferruku beyne ehadim min rusuli ila ahiril ayet. Bu ayeti ecmâ ve ala ve ekberin bir külli ve uzun nüktesini beyan etmeye bir dehşetli manevi sual ve bir azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşet eden bir hal sebebiyet verdiler. Şimdi Üsâ Hazretleri bu amener Resulü'yü tefsir etmiş. Bu ecmâ, ala ve ekberin bir külli ve uzun nüktesini beyan etmeye iki şey sebebiyet vermiş. Bir dehşetli manevi sual. Bir dehşetli manevi sual. Bir. Iki. Diğeri de ilahi azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşet eden bir hal sebebiyet verdiler. Azametli, İlahi bir nimetin inkişafı. Derste bunu göreceğiz. Yani bu dokuzuncu mesele tefsir edilmiş. Niye tefsir edilmiş? Bir dehşetli manevi sual. Bunu göreceğiz. Bu nedir? Diğeri de azametli ilahi bir nimet üstada inkişaf etmiş. Bu iki hal sebebiyet vermişler bu amener Resulü'nün izah edilmesine. Anlaşıldı değil mi? Derste bunları göreceğiz. Bu dehşetli sual neymiş? Azametli ilahi bir nimet nasıl inkişaf etmiş? O nimet neymiş? Onu göreceğiz. Bir dördüncüsü de, e, iman nedir? Bu sorunun külliyatta, böyle belki 10 tane, çok böyle müşahhas manaları var. Bu derste bunu göreceğiz böyle. İmanla alakalı böyle daha önce hiç duymadığımız bir izah var burada. Bunu göreceğiz. İman nedir? Bir soralım bakalım böyle fikri olan var mı? İman nedir abi? Böyle hatırınıza gelen. İman namazımızı kılmaktan. Evet. Allah'a ibadet etmekten. Evet. Başka? İman nedir Cahit abi? İntisaptır, İntisaptır dedi. Başka? Allah'ı tanımak. Allah'ı tanımak. Başka? İman? İman nedir? Her şeydir. Her şeydir dedi. Kuvvettir. Kuvvettir. Tasdik Tastik Tastik etmek. etmek. Tastik. inanmak. Gönülden inanmak. Bunların hepsi ve daha bunun gibi birçok şey. Bu derste bir izah var. Daha önce duymadığımız, bu söylediklerimizden çok farklı, benim de bilmediğim, burayı okuyunca bildiğimiz böyle bir imanın tarifi var. Okuyacağız bu tarifle beraber. Dersin bir başlığı da bu olacak. İman nedir? Ana başlığımız bu dördü. Bu derste bu dördünü göreceğiz yani. Ben konuyla alakalı şey olunca buralara yazacağım yani. Şimdi dedi ki, bir dehşetli manevi sual, bir de azametli ilahi bir nimetin inkişafıyla beraber bu tefsir edilmiş. Şimdi bu meyve risalesinde dokuzuncu mesele. Meyve risalesine neden meyve denilmiş? Şu çekirdek düşünelim. Bir ağacın çekirdeği. Şöyle bir ağaç düşünelim. Bu gövdesi. Bu da dalları. Şurada en tepesinde meyve var. Şimdi meyve ağacın çekirdeğe kadar ve çekirdeğin bütün hepsini içine alıyor. Yani ağaçta ve çekirdekte ne varsa meyvenin içinde aynısı var. Peki bunun meyve risalesine ne münasebeti var? Niye meyve? Şimdi orada 11 mesele var ya. Risale-i Nur hakiki imani ve Kur'an'ı üzerine telif edilmiş bir eser ya. Külliyatta çeşitli mevzular var. Mesela 9. söz namazdan bahsediyor. İşte 2. söz imandan bahsediyor. 10. söz haşirden bahsediyor. Bu meyve risalesinde o külliyatta bahsedilen bütün meselelerin hepsini içine almış. O yüzden meyvedenmiş yani. Evet. Cehennemden bahsediliyor, namazdan bahsediliyor, ölümden bahsediliyor, ademden bahsediliyor, vücuttan bahsediliyor, namaz tesbihatından bahsedilmiş, haşirden bahsedilmiş değil mi? Gençlikten bahsedilmiş, sefaatten bahsedilmiş. Yani ne varsa bu 11. Şahada var meyve risalesi denmiş yani. Evet. Külliyatın bir şahıs küçültülmüş bir örneği. Evet. Bir dehşetli manevi sual ve azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşet eden bir hal sebebiyet verdiler. Şöyle ki, önce şunu anlatacak. Bir dehşetli manevi sual ne? Şöyle ki, manen ruha geldi. Neden? Bir cüz'i hakikati imaniyeyi inkar eden kafir olur ve kabul etmeyen Müslüman olmaz. Halbuki Allah ve ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izale etmek lazım geliyor. Şu dehşetli manevi sual var ya, şunları sileyim. Şu ağacı. Üstad Hazretleri bu dehşetli manevi suali ikiye ayırdı. Biz birincisini okuduk. A, B yapalım. İkincisini de okuyayım. Hem neden bir rükün ve hakikati imaniyeyi inkar eden mürted olur, küfrü mutlaka düşer ve kabul etmeyen İslamiyet'ten çıkar. Halbuki sahil erkan-ı imani imanı varsa onu küfrü mutlaktan kurtarmak lazım geliyor. Şimdi bir dehşetli manevi sual dedi ya bunu ikiye ayırdı. Dedi ki neden cüz'i bir hakikati imaniyeyi inkar eden kafir olur ve kabul etmeyen Müslüman olmaz. Halbuki Allah ve ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izale etmesi lazım geliyor. Şimdi bir insan düşünelim. Hristiyan dinine mensup. Başka bir dine mensup. Allah'ı kabul ediyor. Meleklerini kabul ediyor. Ahireti kabul ediyor. Değil mi? Kaderi kabul ediyor. Beş tane iman hakikatını kabul ediyor. İnanıyorum diyor. Ama peygamberlere imanı kabul etmiyor. Bu kafir oluyor. Şimdi soru bu. Halbuki Allah'a ve ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izale etmek lazım geliyor. Yani altı tane iman esası var ya, beşini kabul ettiği halde birini kabul etmiyor. Cüzi bir hakikati imanı inkar eden kafir olur. Neden yani? Dehşetli manevi sual dedi bu, beşine inanıyor, birine inanmıyor. Halbuki Allah'a ve ahirete inanıyor, iman Güneş gibi meleklerine inanıyor, kaderine inanıyor değil mi? Beşine inanıyor ama peygamberleri kabul etmiyor. Sorunun bir şıkkı bu. Anlaşıldı değil mi? Yani beş iman esasına kabul ettiği halde birini kabul etmiyor. Halbuki diğerlerine bir güneş gibi o karanlığı izal etmesi lazım geliyor. Sorunun bir parçası bu. İkinci parçası da hem hem neydi risale-i nurda? Ana konuya farklı bir bakış. Yani üstteki mesele bitti. Farklı bir bakış. Farklı bir başlık. Hem neden bir rükün ve hakikati imanı inkar eden mürted olur. Küfrü mutlaka dışarı ve kabul etmeyen İslamiyet'ten çıkar. Halbuki sair erkan imanı imanı varsa onu küfrü mutlaktan kurtarmak lazım yine. Şimdi şu kafir dedi ya. Kafir kime ne deniyor? Ehli kitap veyahut da mesela mecusi semavi bir dine mensup değil veya ateist değil mi? Ona da kafir deniyor. Şimdi bu kafir ehli kitap yani. Beşini kabul ediyor, birini kabul etmiyor. Sualin ikinci şıkkında da hem neden bir rükün ve hakikati iman inkar eden mürted olur. Bu mürted de iman İslamiyet dairesinde olduğu halde imanın ve İslamiyet meselelerinin birini kabul etmiyor. Bunu kabul etmeyince buna mürtet deniyor. Değil mi? Mürtet kime deniyor? Yani bir şeyi kabul etmeyince ben bu meseleyi kabul et. Mesela tesettür. Ya bu zamanda tesettür mü olurmuş? Veya faiz, değil mi? Haram olduğu halde değil mi? İşte bu zamanda helal gibi gösterip veyahut da yok saymak bilerek inkârı mürtet oluyor yani. Şimdi soru bu. İkinci soru şu. Şimdi bütün iman hakikatlarına diğer meseleleri kabul ettiği halde bir tesettürü veya bir faizi inkar etse mürted oluyor. Soru bu. Halbuki sair erkan-ı imanı, imanı varsa onu küfrü mutlaktan kurtarmak lazım geliyor. Bakın 6 iman esasına inanıyor. Kur'an-ı Kerim'deki 6666 ayete inanıyor. Fakat faizin haramiyetine inanmıyor, inkar ediyor. Bu mürted oluyor. Soru bu dehşetli manevi sual dediği bu. Anlaşıldı değil mi? Soru şunu ikiye ayırdı. Yani ehli kitap olan bir kimse beş iman esasını kabul ediyor. Neden birini kabul etmediği halde kafir oluyor? Halbuki diğerleri onu örtmesi lazım. Sorunun bir parçası bu. Bir de iman ve İslamiyet dairesinde her şeyi kabul ediyor. Fakat bir meseleyi inkar ediyor. Neden mürtet oluyor? Sair erkani imanı imanı varsa onu bu durumdan küfrü mutlaktan kurtarması lazım geliyor. Soru anlaşıldı değil mi? İşte bunu izah edecek. Abi. Şimdi birinci soruyla ikinci sorunun arasındaki fark şu. Onu da söyleyelim. Şuraya yazayım ben. Şimdi altı iman esası var. şuraya yazayım. Allah'a iman. Aradaki farkı göstereceğim. O yüzden yazıyorum. Meleklere iman. Peygamberlere iman. Kitaplara iman. Kader, kazaya iman. Bir de ahirete, öldükten sonra ahirete iman. Öldükten sonra dirilme iman. Şimdi birinci ile ikincinin arasındaki fark şu. Şimdi şuraya rakamlarını da yazayım. Bunun hepsi kül. Şimdi derste geçecek bunun cevabında. Bir tanesi cüz. Şimdi birinci de bir rükni imani dedi. Kabul etmeyen kafir oluyor. Yani ehli kitap olan bir kimse hepsini kabul ediyor. Melekleri kabul etmiyor. Bir rüknü kabul etmiyor. Diğerinde ise o rüknün hepsini kabul ediyor. Rüknün içindeki bir cüzü kabul etmiyor. Anlaşıldı mı? aradaki farkı. Evet. Aradaki farkı söyledik. El cevap. Dersimiz şimdi başlıyor. Şimdi girdik yani dersimizi anlatacağımız şeyi. dehşetli manevi suali ikiye ayırdı. Neden kafir ve mürtet olunuyor? Halbuki çok şeye inanılıyor yani. Bir meseleden dolayı niye böyle olsun yani? Değil mi? Evet. El cevap. Dersimiz yeni başlıyor. Bak buraya kadar şimdi bir giriş yaptık. Evet. Hatırlarsanız Risale-i Nur'da 27. sözde her zamanda hayat-ı içtimaiyet içerisinde mergub olan metalar var. Bu zamanda üç tane. Hayatı dünyeviyenin temini, siyaset ve felsefe. Bu üçüyle meşgul olmayan bir insan var mı? Mesela geçim derdiyle şu anda meşgul olmayan bir insan var mı? Ben de dahil aramızda. Ay sonunu nasıl geçirecek? faturaları nasıl getirecek veya da kira gelirleri nereden gelecek az mı verdi çok mu verdi ondan sonra efendim kartların ekstreleri var mı yok mu düşünmeyen var mı abi? Heh. Birinci tabakayı hayatta bizim hayatımız çok kayıtlarla kayıtlı. O kayıtlar neler? Bu üçü işte. Bu zamanda bu üçüyle meşgul olmayan kimse yok yani. Hayatı dünyanın temini için niye bir şey anlatacağım da konuyla alakalı. Siyaset, herkes siyasetle yakından, uzaktan, ortadan, kıyıdan, köşeden herkes memleketi, hükümeti koyuyor, kaldırıyor, indiriyor, savaş açıyor, top atıyor buradan. Değil mi? Fatih'ten top atıyor şeye, <laughs> Suriye'ye. Bir de felsefe bak bunun için şunu anlatacağım. yani konuyla münasebetler konuyu anlamak için. Ders ağır değil abi. Dikkatli bir dinleyelim. Risale-i dersi yapıyoruz. Yani burada fıkra da anlatılabilir. Çok şey anlatabilir ama dikkatli bir dinleyelim. Müteveccüh olmaya çalışalım. Bir şey anlasak bereket versin. Çok yüksek bir ders yani. Abi. Şimdi üçüncüsü de hayatı dünyada mergub olan meta felsefedir. Bu zamanda elif bağ okumayı bilmeyen çocuğa felsefe dersi verilmez. Bugün ilkokuldan, ortaokuldan, liseden hep felsefe alan, dersi alınıyor değil mi? bu ders yani bu dersleri alan nasıl hakiki imane müteveccih olur? Çok zor yani. Şimdi bir tane adam iki tane çocuğu var. Çocuklarına nasihat ediyor. Diyor ki oğullarım diyor, evlatlarım Allah'tan başka kimseden bir şey istemeyin. Birisi size bir şey söyledi mi? İkincisi de Kur'an-ı Kerim'de açın bakın o ayet olarak var mı yani? Çocuklarına nasihat diyor. Bunu böyle belleyin diyor. Neyse belli bir zaman sonra babası çocuğuna, çocuklarına diyor ki oğlum bana bir bardak su getir diyor. Çocuk diyor ki baba sen de mi Allah'tan başka kimseden bir şey istedi diyor. <laughs> Küçük getirmeyince babası büyüğüne söylüyor. Oğlum bak o getirmedi bari sen getir. Baba diyor bu Kur'an-ı Kerim'de nerede yazıyor diyor. <laughs> Bak felsefe yapıyor yani değil mi? Akıl yürütüyor. Akıl şey yapıyor yani. Şimdi bunları bırakalım. Bu tarz şeyleri iman ve İslamiyet hakikatlerine bir teslim olalım. Böyle bilerek şuur kerane bir dinleyelim. Bir okuyalım bunları yani abi. Kim ne derse desin. Evet. El cevap. İman altı rüknünden çıkan öyle bir vahdani hakikattir ki tefrik kabul etmez. Bir. Ve öyle bir küllidir ki tecezzi kaldırmaz. İki ve öyle bir küldür ki kabili inkisam olmazlar. Şuraya yazayım ben. Şimdi iman şuraya yazalım. İman vahdani bir hakikatmış. E, tefrik kabul etmez. Bak imanın tarifini yapıyor. E, küllidir külli, cüzlere ayrılmaz. Tefrik demek yani seçemezsin. Mesela ben beş tanesini kabul ediyorum. Şunu kabul etmiyorum diyemezmiş. Şimdi izah edeceğim bunları. Tecezzi de cüzlere ayrılmaz. Bir de e, küldür şu külliydi küldür, kabili kısımlara ayrılmaz. İman böyleymiş. İman Vahdani bir hakikat, tefrik kabul etmez, öyle bir küllidir, cüzlere ayrılmaz, küldür, inkısam, kısım kısım olmaz. Yani üçünü kabul et, üçünü kabul etme, dördünü kabul et, ikisini kabul etme olmuyormuş. Şimdi bunların izana geçelim. İman, altı rüknünden çıkan öyle bir vahdani hakikatır. Ne demek? Bak kaç tane iman esası var? Altı. Şimdi iman dediğimiz şey, şuraya yazayım. İman dediğimiz şey bu altısının bir araya gelmesiyle oluşuyormuş. Şimdi iman ayrı bir şey, bu altısı ayrı bir şey. İmanın olabilmesi için altısını kabul etmen gerekiyor. Mesela ben beşini kabul ediyorum, melekleri kabul ediyorum diyemezsin. İmanın varsa hepsini kabul etmen gerekiyor. Yani iman dairesine giren bir kimse değil mi? Bu altısını kabul et. İman altı rüknünden çıkan öyle bir vahdani tek bir hakikat ki tefrik kabul etmez. Yani imanım var diyorsan altısını kabul etmen gerekiyor. Tek bir hakikat. İman ayrı bir şey. Bu altı tane esas ayrı bir şey. Nasıl yani birisi dedi nasıl yani? Şöyle bu Risale'nin sonunda o misali vermiş. Hayat misali vermiş. Bakın şu hayat ne kadar mevcudat bir araya gelmiş. Şu hayat devam ediyor. Üstadımız hayat kesrette bir tecelliyi vahdettir diyor. Güneş, hava, su, toprak, arı, bütün mahlukatı düşünelim. Bunların hepsi bir araya gelmiş, hayat oluşmuş. Hayat ayrı bir şey. Hayatı meydana getiren mahlukat ayrı bir şey. Şimdi güneş olmasa hayat olur mu? Olmaz. Bulut olmasa hayat olur mu? Olmaz. Hava olmasa hayat olur mu? Gene olmuyor. Şimdi o mevcudat farklı bir şey. O mevcudatın getirmiş olduğu, meydana getirdiği hayat farklı bir şey. Bu altı iman esası farklı bir şey. O iman esasından yapılan iman farklı bir şey. İman altı rüknünden çıkan öyle bir vahdan tek bir hakikat ki tefrik kabul etmez. Yani ben şunu şunu kabul ediyorum, bunu kabul etmiyorum. Beşini kabul ediyorum, şunu kabul... diyemiyorsun. Öyle bir hakikatmış. Altı esastan yapılıyormuş yani. Hani soru neydi? Soruyu hatırlayalım. Bir rükn-i imaniyi inkar eden değil mi? Veya da imani İslam meselelerin bir cüzünü inkar eden. Neden kafir oluyor? Bundan dolayı. İman olabilmesi veya mürted oluyor. İman olabilmesi için hepsi olacak. Şöyle bir şey. Şimdi şuraya yazayım ben. Artık tahtların burasını da kullanayım. Şimdi e, vahdani bir hakikat dedi ya, şunların aralarındaki münasebeti de söyleyeceğim şimdi. Şöyle, e, şunu yazayım da şunu bilelim. Kül, cüz, e, külli, bir de cüz-i. Şu parça demek, şu bütün demek, şu nev demek, şu da fert demek. Ee, Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, kadere kaza iman, ahirete iman. Ee, bunların altısı ayrı. Bu altısından meydana gelen iman ayrı. Tek bir hakikat. Beşini kabul edip birini kabul etmemek olmuyor. Eğer iman dairesindeysen, kabul etmiyorsan mürtet oluyor. İman dairesinde değil, başka bir dine mensupsa o da kafir oluyor. Diğerlerine yani soruyu hatırlayalım. Halbuki Allah ve ahirete iman güneş gibi o karanlıkları izal etmek lazım geliyor. Bu yüzden etmiyormuş yani. İmanın oluşabilmesi için hepsi lazım yani. Şunu söyledik. Vahdani bir hakikat seçemiyorsun. Sonra ve öyle bir küllidir ki tecezzi kaldırmaz. Şimdi Allah'a iman, demin onu yazacaktım. Bu kül. Şimdi Allah'a imanın esma-i ilahi adedince cüzleri var. Kaç tane esma-i ilahi var? Bin bir. Mesela fert var, değil mi? Hay var, kayyum var. Şimdi Allah'a iman bir rükün. Bir esas değil mi? Bunun esma-i ilahiye adedince cüzleri var. Mesela peygamberlere iman. Bir rükün. Esas kaç tane peygamber var? 124 bin. 124 bin peygamber adınca cüzü var. Yani bunun bir tanesi kül. Bunun kendi içinde cüz. Şimdi bütün hepsini kabul ediyorum ben. Hep soruyla beraber düşünelim. Allah'a imanı ben kabul ettim ama Allah'ın kahhar olmasını veya da Rahim olmasını, rauf olmasını kabul etmiyorum. Haşa dese hepsine inandığı halde mürtet veya kafir oluyor. Bakın veya da ben bütün iman esaslarını kabul ediyorum. Peygamberleri de kabul ediyorum. Ama haşa İdris Aleyhisselam'ı kabul etmiyorum. Gene mürtet veya kafir oluyor. Hepsini kabul ettim. İşte Uzeyir Aleyhisselam'ı kabul ettim. Gene mürtet ve kafir oluyor. Anlaşıldı mı abi? Şimdi Allah'a iman Rükün esma-i ilahi adedince cüzleri var. Peygamberleri iman. Rükün peygamberler adedince cüzleri var. Melekleri iman. Rükün değil mi? Melekler adedince cüzleri var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Peygamber de mesela peygamberleri melekleri kabul ediyor ama İsrafil ve Mikail'e düşmanlık edenler varmış. Bak yani hepsini kabul ediyor bütün iman esaslarını ama melekleri imanda Mikail'i kabul etmiyor aleyhisselam. Veya dese ki ben yağmur katrelerine vazifeli müekkel meleği kabul etmiyorum. Gene kafir veya mürtet oluyor. Neden? Çünkü külli bir hakikat tecezzi kaldırmıyor. Bakın bu çok zor yani. Şöyle şimdi mesela bir insan Allah'ı Rahman biliyor, Rahim biliyor, Rauf biliyor, Vedud biliyor ya. Hakikaten çok zor yani. Şöyle Şimdi çok cömert bir insan düşün. Mesela sen birisini tanıyorsun. Herkes kendi aleminde bir düşünsün. Öyle birini tanıyorsun ki çok merhametli, çok şefkatli. Öyle birisi var, tanıyorsun sen. Duysan ki o çok merhametli, çok şefkatli bildiğin. O kimse böyle acayip bir canavarlık yapmış. Sen bunu kabullenebilir misin? Reddediyorsun bak çok zor yani. Şimdi bir insan bakın bir şey anlatacağım çok önemli abi. Cenab-ı Hakk'ın merhameti şefkati var ya birçok Esma-i ilahiye bu merhamet ve şefkatle alakalı. Mesela Rahman var, Rahim var, Hannan var, Mennan var, Atuf var değil mi? Yani birçok esma ile Rauf var. Cenab-ı Hakk'ın merhametinin merhametinin merhametini anlatacak. Esma-i ilahiye farklılaşmış yani. Mesela sen diyelim ki bu Fatih kara gümrükte sıkıştın. Allah'tan bir şey istesen eğer o senin isteyeceğin o rahmetle alakalı isme gelirse o şey olur yani. Çünkü Allah'ın böyle isimleri var yani. Şimdi böyle Allah'ı çok Rahman bildin, Rauf bildin, Rahim bildin, Hennan bildin, Mennan bildin, Atuf bildin ya. Aynı o Allah'ı kahhar bilmek, cabbar bilmek, müntakim bilmek çok zordur yani. İşte daha ziyade kafirlerin kafir olmasının sebeplerinden biri de bu yani. Ehli imanın da, es, e, e, ehli İslam'ın da e, mürtet olmasının nedenlerinden biri de bu. Cemal ve Celal dengesini kendi aleminde oturtamıyor yani. Anlaşıldı mı abi? Bu çok zor yani. Allah'ı öyle bilmek. Şimdi iman hak, iman neydi? Mesela Peygamber Efendimiz'e şimdi hakaretler falan oluyor bazen işte karikatür oluyor şu oluyor çok ciddi tepkiler oluyor. Diye Peygamber hiç bir Peygamber'in bir şey oluyor sanki hiç öyle bir tepki oluşmuyor. Evet. Aslında tam tersi aynı tepkiyi ona da göstermemiz lazım. Evet. Hepsini göstermek gerekiyor evet. Yani Tabi. Şey. Bizde iman hakikati yani. Tabii iman hakikati. Karikatür olarak... zamanında bir Peygamber Efendimiz sallallahu e aleyhi çok hakaret edildi. bir tanesi de öyle demiş. Ben de demiş İsa'yı küfür ettim. Evet. <gülüyor> Evet. Şimdi külli bir hakikat cüzlere ayrılmıyor. Bak dikkat edelim. Yani bu iman hakikatlarının cüzleri var. Kitapları iman, Kur'an-ı Kerim'de ayetler var ya. Bunların cüzleri var. Bak iman külliymiş, cüzlere ayrılmıyormuş. Yani senin imanın, o imani meselelerin cüzlerini inkar edemez o zaman mürtet oluyorsun. İman İslamiyet dairesine değilse de kafir oluyor. Yani hem iman hakikatları var, onların cüzleri var. 124 bin peygamber kül, 124 bin peygamberden İdris Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam değil mi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cüz. Hepsini kabul ediyorum, şunu kabul etmiyorum diyemiyorsun. Neden? İman böyle külli bir hakikatmış, cüzlere ayrılmıyormuş yani. Sonra vahdane bir hakikatmış, tefrik kabul etmiyormuş. Yani içinden seçemezmişsin yani. Tefrik o, lügat manası. Evet. İnkar etmesin ama yapmasa mesela o zaman günah günahkar olur, oluyor. İman ayrı bir şey, amel ayrı bir şey. Yani, tezettürlü inkar etmiyor, yapamıyorum. Nefsime ondan sonra söz e, geçiremiyorum evet. dese en fazla günahkar olur yani. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Yani imansız İslamiyet sebebi necat olmadığı gibi İslamiyetsiz iman da sebebi necat olmuyor. Mesela çok zenginsin sen Cahit abi, acayip paran var ama yiyemiyorsun. Ya ne yapayım ben öyle parayı? Ha benim imanım var ama o imanla ben amel edemiyorum. E ne yapayım ben öyle imanı? Öyle değil mi? Bakın iman 33. söze göre, 33 tane pencere var ya, iman ne? Hatırlarsanız Üstad Hazretleri bu risaleyi okuyan imana gelir, değil mi? İmanı yoksa imana gelir. İmanı olanı böyle ziyadeleştirir, huzuru daimiye kadar Huzuru daim olan da her anda bunu sağlayabilir. 33. sözdeki 33 pencere bu hasiyete sahip yani. Peki orada ne anlatılmış da imanı olmayan imana gidiyor? Bakın dikkat edin. Mevcudat, olay ve hadisat üzerinde Allah'ın vasıflarını, iradesini, ilmini, esmasını, kudretini o onlar anlatılmış yani. Allah bütün mahlukatı nasıl rızıklandırıyor, nasıl suretler vermiş değil mi? Nasıl ıslatlar, kabiliyetler vermiş? İlim irade kudretini nasıl gösteriyor? O zaman iman ne? Mevcudat ve olay ve hadisat üzerinden Cenab-ı Hakk'ın ilim irade kudretini, isimlerini, vasıflarını görmek yani. Misal, küçük sözlerden bir misal. Şimdi bir tane astronomi mühendisi senelerce okul okumuş. Ortaokul okumuş, lise okumuş, üniversite okumuş, master yapmış, bilmem ne yapmış astronomi mühendisi olmuş. Böyle teleskopla bakıyor ki kuyruklu bir yıldız rayından çıkmış dünyamıza doğru geliyor. Çarpacak yani. Adam hayat sigortası yaptırmış. Aman demiş bu kuyruklu yıldız dünyamıza çarpacak. Amerika'da aynen bu olay olmuş. Hayat sigortası yaptırmış hemen kendine. Suyun içine girenler olmuş. Kendisine sığınak yapanlar olmuş yani. Bir yıldızı gördü ki bak adamın okuduğu ilim tahsil ettiği o astronomi ilmi adamın başına bela oldu bak. Ama sıradan bir mümin değil mi? Sıradan ami bir mümin ya bu kuyruklu yıldızın nizamı, intizamı Cenab-ı Hakk'ın kudret altındadır. Geceyi çoluk çocuğuyla beraber geçiriyor. Bak ne yaptı? O kuyruklu yıldızdaki o Allah'ın iradesini, kudretini gördü yani. Değil mi? İşte iman bu yani. Cenab-ı Hakk'ın isimlerini görmek, iradesini görmek, kudretini görmek. Ondan sonra kuyruklu yıldız bizim dünyamızdan teğet geçmiş. Çok şük çok şükür demiyor, kurtulduk diyor. <laughs> ben diyorum şükür yani. Evet. İman böyle bir şeymiş. Evet. Külli bir hakikatmış. Cüzlere ayrılmış. Peki niye? Sual niye? Çünkü cüzün içinde kül var yani. İnsanı düşünelim. Cenab-ı Hak insanı insanın her bir uzvuna derc etmiş yani. Saç telinde insanın kendisi var. Kulak izinde kendisi var. Parmak izinde insanın kendisi var değil mi? He. Diğer peygamberler hani meleklere peygamberlere iman var diye şu. Onların içinde bir cüzünde diğerleri var. Mesela bütün peygamberler ümmetlerine Allah'ı anlattıkları gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da anlatmışlar. Değil mi? E sen şimdi onu kabul etmiyorsun otomatikmen oluyor. Diğerleri de öyle. Yani hepsi birbiriyle münasebetler külün özelliğini taşıyor. O yüzden kabul etmemezlik veya reddetme yapamıyorsun. İman külli bir hakikatmış, cüzlere ayrılmıyormuş. Yani ben bin tane esma-i kabul ediyorum, Allah'a inanıyorum. Ama Allah'ı rahman veya müntakim bilemiyorum. Haşa, cabbar bilim diyemezsin. O zaman mürtet veya kafir oluyor. Anlaşıldı değil mi abi? Evet. İman külmüş, kabili inkısam olmuyormuş. Yani iman dediğimiz şey altı esasdan yapılmış ve bütünmüş. Kısımlara ayrılmıyor. Yani üçünü bir düşünüp, üçünü ayrı düşünmek. Beşini bir düşünüp, birini ayrı düşünmek olmuyormuş yani. İman böyle bir şeymiş. Eğer imanımız varsa bunun hepsine, rükünlerin, esasların hepsine ve cüzlerine inanmak gerekiyormuş yani. De ya, ağaç, yani ağaç, bir şey, bir şey. Evet. Şöyle düşünelim. Çok güzel. Mesela ha, ben mesela meyveyi kabul ediyorum. Yaprağı kabul edin diyemez. Çünkü o meyve yapraktan geldi. Daha müşah şöyle düşünelim. Araba kaç tane parçadan bir araya gelmiş? Binlerce parçası var. Ben arabanın hepsini kabul ediyorum ama tekerlerini kabul etmiyorum. E nasıl gidecek? Ben arabanın her şeyini kabul ediyorum, fitesini kabul etmiyorum. Arabanın her şeyini kabul ediyorum, kontak anahtarını kabul etmiyorum. Her şeyini kabul ediyorum, motorunu kabul etmiyorum. Anlamsız değil mi? Aynen bunun gibi. Hepsini kabul ediyorum ben iman esaslarının bir rüknünü veya bir rüknün içindeki cüzü kabul etmiyorum demek aynı şey. Anlaşıldı değil mi abi? İman böyleymiş. Şimdi mesela e, Hazreti Muhammed Efendimiz'i kabul ediyor ama fiillerinde veya Sözlerini, hadislerini kabul etmiyor. Bu da oluyor mu mesela? Yüze giriyor mu? Şimdi şöyle. E, hadi, e, bu muhakematta ve risanın çeşitli yerlerinde izah edilmiş. Yani manayı kabul etmemekle hadisi kabul etmemek aynı şey değil. Yani bunun çeşitli izahları var. Ama sayı olarak hadisi reddetse, inkar etse o zaman bu demiş olduğumuza girer yani. Sayı olarak. Çünkü... Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Hüseyin Hazretleri o ayetleri izah etmiş. Yani Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, Resulüm size ne dediyse alın. Değil mi? O yüzden senetlerini bilmek gerekiyor. Veya da hadisi değil de manayı inkar edebilir. Yani onlar onun işte tefrik etmek gerekiyor. Evet. Şu anda kaderi inkar eden bir görüş var yani. Evet. Dolan başı şekilde kaderi inkar ediyor. Şimdi o artık herhalde müddet kısmına girer yani. Şeyde birisi geldi mesela İzmir'de birisi geldi. Böyle konuşuyoruz. Dedi ki biz dedi e, dedim siz hangi akıma mensupsunuz? Dedi ki biz fideistiz, fideist. <laughs> dedim ne yapıyorsun? Fide mi dikiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi Allah'ı kabul etmeyen şey Allah'ı kabul edip dinini kabul etmeyenler var. Allah'ı kabul edip peygamberini kabul etmeyenler var. Deist ve teist deniyor bunlara. Bunlar da fideistmiş. Dedim sizin amacınız ne yani fikriniz ne? Biz dedi Allah'ı kabul ediyoruz. İcraatını kabul etmiyoruz. Şimdi dedim sen bir muhtar olsan, bir başbakan olsan, cumhurbaşkanı olsan ama affedersin bir şeyim yapamasan dedim. Hiçbir iş yapamıyorsun. Öyle bir muhtarlık, öyle bir başbakanlık kabul eder misin? Yani Allah olabilmesi için ilim lazım, irade lazım, kudret lazım. İstediğini her an yapabilmesi lazım değil mi? Evet. Öyle konuştuk bayağı işte. Şimdi söyleyecek niye kabul etmiyor? Şimdi şu anlaşıldı değil mi? İman vahdani bir hakikat tefrik kabul etmiyor. Külli bir hakikat cüzlere ayrılmıyor. Kül kısımlara ayrılmıyor. Neden? Şimdi çünkü her bir rükn-i imani kendini ispat eden hüccetleriyle sair erkan imaniyi ispat eder. Her biri her birisine gayet kuvvetli bir hücceti azam olur. Öyleyse bütün erkanı bütün delilleriyle sarsmayan bir fikri batıl hakikat nazarında bir tek rüknü belki bir hakikati iptal edip inkar edemez. Şimdi dedi ki her bir rükni imani veya da o imanın bir cüzü kendini ispat eden hüccetleriyle diğer iman hakikatlarını ve diğer iman hakikatlarının cüzlerini ispat ediyormuş. Yani mesela Allah'a iman hakikatının delilleri var ya Allah'a imanın delilleri peygamberleri imanın da deliliymiş. Allah'a imanın delilleri melekleri imanın da deliliymiş. Allah'a imanın delilleri ahirete imanın diğer iman hakikatlarının da deliliymiş yani. Her biri her birisine gayet kuvvetli bir hücceti azam olur. Öyleyse bütün erkanı bütün delilleriyle sarsmayan bir fikri batıl hakikat nazarında bir tek rüknü belki bir hakikati iptal edip inkar edemez. Yani ben beşini kabul ediyorum. Şunu kabul etmiyorum. Veya hepsini kabul ediyorum kitapların içindeki bir cüzü kabul ediyorum diyemez. Neden? Çünkü o beşine veya diğerlerine inanıyordu ya. O inanmasının kendi aleminde delilleri var. O delilleri inkar ettiği şeyin de kabul etmediği şeyin de deliliymiş yani. Misal ben mesela söylemiştim ona. Sen dedim Allah'a inanıyorsun. Evet dedi inanıyorum. Peki böyle bir Allah mükemmel bir kainat yapsın. Mükemmel bir sanatlarla mahlukatı tezlesin donatsın. Bunu merak edenlere, soru nedenlere, soranlara, sual edenlere bunu bildirmeyecek mi? Bildirecek. Peki nasıl bildirecek? Yani birini elçi olarak seçmesi gerekiyor. Öyle değil mi? O senin alemindeki Allah imanın delili. peygamberlere imanın da delili yani. Ben mesela söyledim ona sen delillerini söyle dedim. Hangi iman hakikatine? Şuna şuna inan. Delillerini söyle ha. O deliller inkar ettiğin alan icraatının da delilleri yani. Allah niye bu kainatı yarattı? Değil mi? Her cemal ve kemal sahibi kendi cemalini ve kemalini gösterecek. İcraat yapacak değil mi? Bakın Allah öyle bir icraat yapıyor ki 126 milyar senedir bu kainat var. Bir icraatı, bir icraatın aynısı değil. Çünkü bir şey iki kere olsa abes olur. Gereksiz olur yani. Cenab-ı Hak hakimdir. Abes yapmaz, gereksiz iş yapmaz değil mi? 126 milyar yıldır kainat devam ediyor. Bak sen kendine dikkat et. Anne rahmine düştük ya. Kaç yaşındasın Cahit abi? 44. 44. 44 yaşına gelene kadar Allah seni her an değiştirdi. Sen kainatın küçültülmüş bir örneği. Kainat da her an değişiyor. Abi. Yani bir kainat aynı kainat değil yani. 5 dakika önceki insanla şimdiki insan, bir saat önceki kainatla şimdiki kainat aynı değil yani. Değişiyor yani. Sürekli değişiyor. Evet. Şimdi, diğer iman hakikatlarının veya cüzlerinin delilleri, o inkar edilen meselenin de deliliymiş yani. Hatırlarsanız, dertimizin bir başlığı neydi? Azametli ilahi bir nimetin inkişafı değil mi? He, azametli ilahi bir nimet ne burada? He, imanın vahdani bir hakkat olup, tefrik kabul etmemesi, külli bir hakkat olup, cüzlere ayrılmaması, kül olup, kabul insan olmaması, bu usta da inkişaf etmiş. Azametli ilahi bir nimet dediği bu. İmanın bu üç özelliğe sahip olmasıymış. Bundan sonraki noktalarda bu anlatılıyor işte. Aynen. Peki böyle diyen insanlar var. Deist olan var, teist olan var, fideist olan var, Cert olan var, curt olan var. Abi, peki böyle insanlar var. Değil mi? Bak şimdi ona cevap veriyor. E, böyle diyorlar. Şunu kabul ediyorum da bunu kabul etmiyorum. Belki Adem'i kabul perdesi altında gözünü kapamakla bir küfrü inadi yapabilir. Gitgide küfrü mutlaka düşer, insaneti mahvolur. Adem'i kabul perdesi altında gözünü kapamakla. Mesela Hasan abi sen gözünü kapatsana abi. Ben diyorum ki Hasan kardeşim bak buralar nasıl aydınlık. Bu gözünü kapattı. Ya nerede abi ya? Bak kendine kapattı. Ben şimdi adama öyle muazzam deliller anlattım ki dedim bak sana ben dedim daha müşahıslandırayım. Bir film düşün. Filmde kaç tane oyuncu var? Diyelim ki 30. Kaç tane başrol oyuncusu var? Dedi ki bir tane. Bir futbol takımı düşün. Kaç tane oyuncu var? Dedi ki 11. Kaç tane kaptan var? Bir tane. Şimdi filmin yönetmeni var. Takımın da teknik traktörü var abi. Şimdi bu yönetmen bütün o çevirmiş olduğu sahneleri kimin etrafında çeviriyor? Başrol oyuncusunun. Yani bir tane başrol oyuncusu koyma mecburiyeti var filme yani. Bir takım düşün. Teknik traktör kenardan takımı idare edecek. sahne içine kimle münasebet kuruyor? Kaptanla da. Bir kaptan koyma mecburiyeti. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Hak da bu muhalekatı yaratmış bu mahlukatla biriyle münasebet kuracak yani. Fıtrat bunu iktiza ediyor. Şimdi böyle anlatıyoruz. Bayağı konuştuk. Bak buradaki Adem'in kabul perdesi altında gözünü kapamakla. Yani senin vermiş olduğun misallere gözünü kapatmış. Yani kabul etmiyor yani. Veya kendi canimden hemen başka bir suale geçiyor yani. Ya dur sen bu suali anladın mı? Bir lezzetten bir hissen hemen diğer suale geçiyor yani. Kendi kendine karanlık yani o mesele de karanlık yapıyor. Gitgide küfrü mutlaka düşüyor. İnsaneti mahvoluyor. Hem maddi hem manevi cehenneme gidiyor. İşte biz bu makamda gayet muhtasar işaretlerle ve meyve risalesinde haşrın ispatında sair erkan imaniye haşrda ispat ettiklerini kısacık hülasalarla beyanı gibi bu makamda dahi mücmel fezdeki ve muhtasar hülasalarla Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bu nükte-i azam 6 noktada beyan edecek. Yani burada anlatılan mesele mukaddeme bittikten sonra şimdi başlıyor. Altı noktada Allah'a iman diğer Allah imanın delilleri, diğer iman hakikatlerinin ve cüzlerinin nasıl delile? Melekleri imanın delilleri, diğer iman hakikatlerinin ve cüzlerinin nasıl delili olduğu o anlatılmış yani. Burada. Kaç dakikamız oldu bizim? Yani, 40, dakika. 40 dakika oldu. Şimdi dersimizi şey yapalım, sonlandıralım. İnşallah Cenab-ı istifade olmuş olur yani. Zor bir yer çünkü. Ağır bir yer yani. Çok ders yapılmıyor. Evet. Şimdi ders bitti. Siz şey, çayı yapalım. Şimdi bu bizim türbelerimiz var değil mi? İstanbul'da Süleymaniye Camii'nde türbe var. Değil mi? Kanun Sultan Süleyman'ın türbesi var. Onun yanında Ahmet Ziyahettin Gümüşhanevi Hazretlerinin türbesi var. Değil mi? Ondan sonra bu Beyazıt'ta Sultan Abdülhamid Han değil mi? Ondan sonra diğer büyük zatların türbeleri var. İşte Yuşa Tepesi'nde Yuşa Aleyhisselam'ın türbesi var. Bir tane kadın o türbelerde sanduka var. Bir tane kadın o türbelerden birinin içine girmiş. Demiş ki ey büyük zat ağlayarak bana yardım et. Ben kocamla geçinemiyorum demiş. O sandıkaya sarılmış. Ey büyük zat, bana yardım et. Ben demiş, kocamla geçinemem. Böyle ağlıyor. O türbenin bekçisi gelmiş. Demiş ki, sen demiş, kocana böyle sarılsan hiçbir sıkıntı olmaz demiş. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> derslerimize sarılalım abi istifade edelim, okuyalım. Hiç olmasa günde böyle 5-10 sayfa olur, 5-10 dakika olur. Herkes kendi şeyinde. İnşallah. Evet. Dersi tekrar etmiyorum. Zor bir ders olduğu için. İyi dinlediniz maşallah ya. Allah razı olsun. Subhaneke la ilme lana illa allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiri davahum enilhamdu rabbil alemin el fatiha.